ekranlarınıza getirmiştik. Ordu'dan İstanbul'a doğru yola çıkan mevsimlik balık işçilerini ve onların aileleriyle vedalaşmasını. Altay Altı o ekibi İstanbul'daki balıkçı teknesinde karşıladı. Gece birlikte balığa çıktılar. Sabahın ilk ışıklarına kadar onlarla denizde balık avına katıldı. Bakalım neler yaşanmış. Bizde kararti var, bu gelen kayık mı dur? Denizde kararti var, bu gelen kayık mı dur? 7,5 ay sürecek gurbet yolculuğu öncesinde aileleriyle vedalaşıp onlara gözyaşları içinde veda ettiler. Yeni bir sezona başlıyoruz. İnşallah kısmetli bir sezon diliyorum. Gurbetçilik. Hakkını helal et. Helal olsun oğlum. Kanı kanı helal olsun. Onu alırsaydı bunu alırsaydı bu da gidiyorsun ya. 12 saat süren yolculuğun ardından balıkçılar İstanbul'a ulaştı. Şimdi ise denizlerde ağ atıp kısmetlerini arama zamanı. Balıkçıların gurbet yolculuğuna eşlik etmeye devam ediyoruz. Ordu'dan otobüsle yolculamıştık, uğurlamıştık onları. İstanbul'dan karşıladık. Şu anda onların teknesindeyiz. Burası Poyrazköy. Hemen yanı başımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Balıkçılar teknelerde çalışmaya başladılar ve onlar için aynı zamanda uykusuz geceler de başlamış oldu. Yolculuk nasıl geçti abi? İyiydi. Kaç saat sürdü? 11 saat olan. Zülfiye teyzeyi aradınız mı gelir gelmez? Tabii ki. Onu o zaman ağlarken bıraktım ama aradığımda da gülüyordu, mutluydu yani. En son çocuklarınıza ve eşinize el sallıyordunuz otobüsten. Aynen. Otobüsle vedalaşmak çok zor oldu. Hele ki en büyük kızım bayağı bir ağladı ben gelirken. Ağlarımızı düzenledik, yaptık, kayağı yükledik. Balık yedireceğiz sizlere, vatandaşlara, herkese. Palamut mevsimi mi? Palamut mevsimi ama birkaç gün palamut olmaz. Neden olmaz? Hava karışması lazım, esmesi lazım. Bir 7,5 ay daha bu sene yapacağız. Yağışlı, soğuk, rüzgar bizim için fark etmiyor. Çünkü biz 25 seneden beri yani balıkçıyız. Kaptan denizin ortasında balığı ararken balıkçılar da az da olsa fırsat buldukları anlarda uyuyorlar. Şimdi onların yatakhanesine bir bakalım. Evet, yatakhanemiz, arkadaşlar uyuyor. Onun için fazla sessiz konuşamıyorum. Çok az da olsa fırsat buluyorsunuz uyku. Yani az da olsa fırsat buluyoruz. İlk günlerde atılan ağlar boş çıktı ama balıkçılar gece gündüz demeden uykusuz günler geçirerek denizde kısmetlerini aramaya devam edecek. Buran Kaptan, saat 04.36 ve hala balık yok. Arkadaşlar denize yayılmış vaziyette. Şu anda daha bir rastlanan bir balık sürüsü yok. Balık çıkmadı. Her şeyin hayırlısı. Bir sonraki gün. Bugün evet ağlar boş geldi. İnşallah yarın olacak.